uzaklara kaçma benden. Boyası da bitti mi? Tamam. Gemimiz çiçek gibi olacak. Geminin altı çok güzelmiş doğrusu. Size çok zahmet oldu. Rica ederim, bir boş zamanımda size geminin üstünü de göstereyim. Çok iyi olur. Boş bir zamanımda geminin üstünü de göstereyim, odayı da göstereyim, yatağı da göstereyim. Bıktım be, bıktım bu çapkınlıklarından. Hadi be, hadi çabuk olun da gemiyi kızaklara indirelim bir an evvel. Her şey için çok teşekkür ederim. Bay bay şekerim. Bay bay. Dur. Bir de geminin üst tarafı için ya. Bay bay. Güle güle canım. Metin kaptan, işler nasıl gidiyor bakayım ha? İç güviden hallice. Lokomotife bakar gibi ne bakıyorsun öyle be? Kız geminin altını görmek istedi, kabahat bende mi? Yo, sende hiç kabahat olur mu? Ya bu kaçıncı kız be? Hepsi de geminin altına mı meraklı bunların? Tabii süvari haklı. Senin bu paçoz dalgaların varken bu gemi daha 10 sene kızakta kalır. Ne yani? Ulan hiç kafan çalışmaz be. Düşün bir kere. Bu gemi kızaktan inerse ne olacak? Denize sefere çıkacağız. Peki kızaktan inmezse ne olacak? Bilmem. Ya teneke kafalı. O zaman biz İstanbul'da kızlara sefere çıkacağız ya. Haklısın be. Gemi kızaktan inmezse ben de sevgilimi görürüm, değil mi? Tabii ya, tabii. Hem bana bak, senin şu ciddi sevgilini benden niye tanıştırmıyorsun ha? Yok arkadaş. Hem ben sana kaç kere söyledim be, senden tanıştırmam onu. Bu iş çok ciddi be. Sanki senin ciddi dalgan var da bizim yok. Ben de senden onu tanıştırmayacağım. Canın isterse tanıştır. Erhan Bey, hello! Al bir tane daha geldi, doğru geminin altına. Merhaba Erhan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hadi bana geminin altını gezdireceksiniz. Hadi gezdiririm, tabii. Gel bakayım şöyle, gel. İşte geminin üstü, geminin ortası, geminin altı. Çok güzel. Hani benim mükafatım? Bir tanecik. Bir de buradan, bir de buradan. Hasan, bitirsin. Ulan amma da gemi altı görmeye meraklı kız varmış be! Acırım senin o esas ciddi sevgiline! Ulan iki yetişkin kızım var, hala kendi işimi kendim görüyorum. Çay da çay değil, zıkkım! Hala pantolonum ütülenmedi mi? Kravat, şapka gibi! Sende düğme gibi! Allah! Nermin! Nermin pantolon! Bitiyor babacığım, bitiyor! Donlan mı gideyim gemiye? Geldik babacan, geldik. Getirin.
kızım, versene, olmadı. Şey oldu babacığım, şey oldu, ufak bir arıza oldu. Ne arızası be, gemide arıza, burada arıza. Bu arızalar devam ederse benim terfi meselesi de arıza yapacak. Gülmeyin be! Kız, bu ne? Şey, ufak bir delik. Ulan neresi ufak bu deliğin? Üntü yaparken ufacık yana vermiş. Ya. Kız, peki şimdi ne yapacağım ben? İş arası gideceğim! Aa, hemen bağırıp çağırmayın babacığım! Öbür pantolonunuzu giyersiniz, olur bir yer. Hadi gidin getirin öbür pantolonu! Hadi! Allah'ım sen bana sabır ver, bu kızlar beni çıldırtacak. Allah rahmet eylesin, anaları da böyleydi. Kız, hangi pantolon bu? Canım, ben bir pantolon yıkamıştım ama sudan çekmiş. Kendiliğinden kısalıvermiş. Kısalmış mı? Ama gene de babama olur. Kız, bu pantolon babama olur mu? Alırma canım, sen bana bırak, babama yuttururuz. Buyurun babacığım, pantolonunuz geldi. Tararim, biz şen denizler. Ulan bu ne bu be? Bu pantolonu haline kız, ne yaptınız buna? Hiç, sadece yıkadık. Ne, yıkadınız mı? Ulan yün pantolon yıkanır mı be, salakladeler? Ama babacığım, siz de en ufak şeylere hemen sinirleniyorsunuz. Biraz aşağı çekin, olsun. Akıl vermekte ustasınız ama işe gelince sıfır. Hadi ne bakıyorsun, verin pardesümü de gideyim. Biraz daha çekeyim babacığım. Çekme, çekme ulan, çekme. Sonra kıçım açılacak. Oh, neyse ucuz atlattık. Aman babamı bilmiyor musun? Daima idare ederiz onu canım. Bana bak, ben öğleden sonra Erhan'la buluşacağım. Babam ararsa sen durumu idare edersin. Abla be, biliyor musun ben Erhan Bey'i hiç görmedim. Ben senin Metin'ini hiç gördüm mü? O da doğru ya. Ama babam bir bilse ki ikimiz de yanında çalışan adamlarla sevişiyoruz. Ah, keser vallahi bizi! Çocukların niyeti ciddi olduktan sonra niye kessin? Unutma, Metin'e yarın saat 3'te pastanede randevu vereceksin. Ben de Erhan'ı getireceğim. Şu senin Metin'i görüp tanımak istiyorum. Bakalım niyeti ciddi mi? Aa, ciddi ciddi! Göreceğiz. Kim bilir, Erhan Bey ile Metin karşılaşınca ne kadar şaşıracaklardır. Murat Kaptan, size çok itimadım var. Teşekkür ederim. Bu gemiyi bir an önce denize indireceksiniz. Hay hay efendim. Unutmayın ki terfiiniz bu geminin denize inmesine bağlı. Evet, biliyorum efendim, biliyorum. Ne oldu Murat Kaptan, bir şey mi var? Hayır efendim, kendimi düzeltiyorum hürmetten. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Duydunuz mu ulan dediklerini? Hiç merak etmeyin kaptan, biz yanınızdayız, sizin yanınızdayız. Yanınızdayız bey baba. İndir ulan şu elini, selam çakacağınıza, hadi işinizin başına! İşimizin bey baba, işimizin başına! Allah'a ısmarladık bey baba, gidiyoruz bey baba. Bu ne? Bu, çağır, geminin çarkı. Ne yapacaksın? Gemiye mi takacaksın? Yok ya! Ben bu çarkı gemiden söktüm, buraya gömdüm, yani sakladım, anladın mı? Anlamadım, neden sakladın onu oraya? Ulan işte şu teneke kafanı be! Bu çark burada olduğu müddetçe bu gemide kızakta kalır ya! Peki, bey baba, bey baba ne olacak? Bırak şimdi oğlum bey babayı, ben kendi işime bakarım arkadaş, kendi işime, hadi eyvallah! Çark burada, gemi burada, biz de kızlarda! Düm teka, düm tek! Şimdi hep beraber! Hatırımdan çıkmaz asla! Düm tek! Uyudum! Çek taka, çek! Nesin?
Nesrin, Nesrin! Kim bu arıydı ya? Hadi Nesrin, seni almaya geldim. Ama ben şimdi gelemem ki. Neden canım? Hadi, baksana uyuyor. Olmaz ya, uyanırsan. Hadi uyanmaz, hadi gel. Tek. Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada sizin? Ben mi efendim? Ben Bahriye Mızıkası'ndan Dümtekçi Metin. Öyle mi güzel? Öyleyse Dümtekalara devam edelim. Hadi. Dümteka, Dümtek. Düm teka düm tek. Sen geç kalmıyor musun Metin? Yo, daha vaktim var. İyi ama saat 3 oldu. Babam gemide değil miydi? Bey baba! Oradaydı ama çark bulacağım diye kendisinden izin aldım. Ne hoş! Seni babamla konuşurken görmek isterdim. Kim bilir izin alabilmek için ne kadar güçlük çekiyorsundur. Oho! Senin yüzünden ne fedakarlıklara katlandığımı anla. Aa! Ben senin için fedakarlık yapmıyor muyum sanki? Seni görebilmek için haftada 3 gün şen dersine gidiyorum ya. Tabii! Gerçek aşk karşılıklı fedakarlık ister. Hem sen neden ısrar ediyorsun yarın pastanede buluşalım diye? O mu? O bir sürpriz. Sürpriz mi? Sürprizlere de bayılırım. Unutma, yarın saat tam 3'te pastanede olacaksın. Seni orada bekleyeceğim. Hoşça kal. Hiç merak etme sevgilim, yarın 3'te oradayım. Güle güle sevgilim. Şekil buluşmalarımız babamın kulağına gidecek diye ödüm kopuyor. Babanın kulağına giderse ne olur? Biliyorsun niyetim ciddi, değil mi? Öyle ama babam ne de olsa eski bir kaptan. Bu gibi şeyleri pek makul karşılamaz. Ne demek karşılamaz? Yakında seni babandan istediğim zaman samimiyetime inanıp bunu gayet makul karşılayacaktır, değil mi ya? Erhan, denizciler çapkın olurmuş derler. Bu doğru mu? Vallahi onu pek bilmem. Her erkeğin evlenmeden evvel bazı çapkınlıkları bir sürü kızlarla alakaları olur. Olur ha? Şimdi yakaladım seni. Yani olurmuş. Hadi hadi, şimdi numara yapma bana. Sen de çapkınlık yapıyorsun değil mi? Dur canım, hemen kızma. Biz çapkınlığı nerede yapacağız? Geminin bir üstünde bir altında çalışıyoruz. Bu arada çapkınlığa nerede vakit bulacağız? Hadi, dön bakayım. Sahiden üzüldün sen. Tabii üzüldüm ya. Hiç ister miyim seni başka kadınlarla paylaşmak? Bak canım, çocukluğu bırak. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Hadi, gül bakayım bana biraz. şöyle. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor. Yarın benden buluşabilir misin? Evet. Güzel. Peki, akşama dönmek üzere Uludağ'a kaçabilir miyiz? Evet. Peki, beni seviyor musun? Evet. Öyleyse seni öpebilir miyim? Hayır. Ne? Bu olmadı işte. Ne diyecektim yani? Öp beni mi diyecektim? Evet, öyle diyecektin ya, hem de... Öp beni doyasıya! Uzaklara kaçma benden! Çok şey istemem ki senden! Bitsin artık bu hasret, birazcık merhamet et. Gel, 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 gel. Öp beni, öp beni, öp, doyasıya. Sev beni, sev beni, sev, kıyasıya. Öp beni, öp beni, öp, kana kana. Sev beni, sev beni, sev, yana yana.
söz etme. Başka kimseye göz etme. Ben bu işe gelemem, inan sensiz edemem. Gel, 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 gel. Öp beni, öp beni, öp, kıyasıya. Sev beni, sev beni, sev, kıyasıya. Öp beni, öp beni, öp, kana kana. Sev beni, sev beni, sev, yana yana. La la la. Uzaklara kaçma benden, çok şey istemem ki senden. Bitsin artık bu hasret, birazcık merhamet et. Gel, 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 gel. Öp beni, öp beni, öp, doyasıya. Sev beni, sev beni, sev, kıyasıya. Öp beni, öp beni, öp, kana kana. Sev beni, sev beni, sev, yana yana. Yana yana, yana yana. Bakıyorum bugün çok neşelisin ha? Tabii ablacığım. Çünkü uzun zamandır kendisini merak ettiğim müstakbel eniştemiz Erhan Bey'le tanışacağım. Yoksa sen Metin'i merak etmiyor musun? Ben daha ziyade sana karşı olan hislerini merak ediyorum. Bakalım samimi mi değil mi? Aa, sen hiç merak etme abla. Göreceksin ne iyi çocuktur. Erhan Bey'le Metin'in karşılaşmaları ne sürpriz olacak değil mi? Hadi bakalım gevezeliği bırak da aşağı inelim. Hadi geç kalıyoruz. Hayrola babacığım, neniz var? Hasta mısınız yoksa? Herhalde kendimi biraz üşütmüş olacağım. Tersanede aniden bir ürperme, sonra da bir ter bastı. Ben de hemen eve geldim. Yani şimdi hiç dışarı çıkmayacak mısınız? Ne dışarı çıkması kız? Görmüyor musunuz? Hastayım, hasta! Ama babacığım, muhakkak çıkmanız lazım ya! Ne çıkmasından bahsediyorsun sen? Şey yani babacığım, demek istiyoruz ki temiz hava belki iyi gelir de hemen iyileşiverirsiniz. Siz çıldırmışsınız vallahi. Ben burada canımın derdine düşmüşüm, siz hala temiz havadan bahsediyorsunuz. Ama babacığım, üzülmesen biz sana bakarız. Yoksa siz bir yere mi gidiyordunuz? Yo yo, hiç babamız hastayken biz bir yere gider miyiz yo? Asıl sen ne arıyorsun burada? Ben arıyorum. Ne arıyordum? Şey, gemiye halat alacağım. Peki sen ne yapmaya geldin buraya? Ben mi? Ben şey, gazete okumaya geldim. Okumam bitti, şimdi de gidiyorum işte. Allah'a ısmarladık şekerim. Pardon, şapkam. Hoşça kal. Güle güle. Gazete okumaya gelmiş, ben halat almaya gelmişim. Var bir dalavere. Öf, ben bu işin içinden çıkamayacağım bir türlü. Hayır, pişirme. Pişirme. Affedersin babacığım. Kız dikkat etsene, yaktın beni. Ver ablana bakayım. Allah!
arıyorsun burada? Yoksa burada da mı gazete okuyorsun ha? Yok canım, otobüs bekliyorum. Bana bak, eğer Nesrin'e karşı en ufak bir hareketini görürsem bunu sana pahalıya ödetirim. Nesrin? Ya Nesrin benim ciddi sevgilim. Nesrin mi dedin? Ayol benim ciddi sevgilim Nermin be. Nermin? Nesrin değil ki. Nesrin değil ha, abla söyleyse. Bunu daha evvelden söylesene be, ödümü kopardım. Günahıma valla giriyorsun benim ya. Bak, belki duyarlar sözümüzü. Şimdi doğru bizim eve gidelim, anladın mısın? Bizi görmesinler. Tamam. Ben sana... Demek kızlar sizi aldattılar ha? Ben daima kardeşime söylerim, kadınlara itimat edilmez birader. Bak daha şimdiden başladılar. Hele nikah olup boynunuza kandiyi taksınlar, o zaman görürsünüz siz. Bekarlık sultanlıktır beyim, sultanlık. Sen abime bakma, 15 sene evvel nişanlısı bırakıp kaçtı diye itimadı kalmamıştır hiçbir kadına. ne yani? Sizinkilerin karşısına sizlerden daha yakışıklı biri çıksa kaçmazlar mı sanıyorsunuz? Vallahi ben Nermin'den eminim, böyle bir şey yapmaz açıkçası. Ben de Nesrin'den eminim açıkçası. Hadi be, hepsi boş laf bunların. İsterseniz iddiaya girelim ha? Ne dersiniz iddiaya? Senin Nesrin Erhan'ı tanır mı? Yok, tanımaz. Güzel. Peki Nermin Metin'i tanır mı? Yok, tanımaz. Aa, güzel bu da. Sen Nesrin'in peşinden bir hafta koş, sen de Nermin'in. Göreceksiniz, kızlar size nasıl yüz vermeye başlayacaklar beyim. Kadınlara güven olmaz. Kadınlara güven olmaz. Bana bak, işte fena fikir değil ha. Vallahi ben şimdiye kadar hangi kızın peşine düştüysem evvelallah yola getirmişimdir. Hop 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 hop! Ağır ol bakalım, benim Nesrin senin o paçozlara benzemez oğlum. Ha ha! Ha ha ha! Bırakın baş lafları oğlum, kadınlar hep birbirine benzer. Biraz ihmal et, bir hafta ona görünme, bir de herhangi bir yakışıklı biri her gün peşine düşsün, senin Nesrin değil, Havva anamız bile olsa yelkenleri suya indirir beyim. Kadınlara güven olmaz. Lay 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 lay. Kadınlara hiç güvenilmez. Bizim kızlar bizi kandırırlar mı? Bilmem kandırırlar mı? Bir deneyelim istersen, bir şey kaybetmeyiz. Hem bize olan bağlılıklarını da anlamış oluruz, tamam mı? Peki ama nasıl deneyeceğiz? Gayet basit arkadaş. Kızlara İzmir'e gideceğimizi söyleriz. Böylece burada olmadığımızı sanırlar. O zaman da kolayca deneriz onları. Yaşa! Oldu bu iş! Çark almaya gidiyoruz deriz ha? Çark tamam ama işin teferruatını sonra konuşuruz. Aklınla yaşa! Kadınlara güven olmaz. Abi, 1.000 lira iddiaya giriyoruz. 2.000! Tamam, 2.000 olsun. Yarından itibaren kızların peşine düşüyoruz. Aa, iyi, güzel. Bize eğlence çıktı desene. Ha, bak, yalnız kızları kandırmak için elinizden geleni yapacağınıza namus sizi vereceksiniz. Oo. Söz mü? Söz mü abi, ayıp ettin. Hadi. Kadınlara güven olmaz. Kadınlara güven... Ulan, bu geminin kışı ne zaman denize inecek ha? Ne zaman inecek? İnecek be baba. İndir ulan elini. Şey bey baba, yani o çark bulunmazsa bu gemi denize inmez ki, inemez. Ulan şimdi başlarım çarkına, senin de çarkına okurum ha! Ulan bulur şu çarkı be! Muhakkak çarkı bulacağız bey baba! İndir lan elini! Biz de size onu söyleyecektik. Yarın Metin'le birlikte Anadolu'ya gidiyoruz. Ya evet bey baba, Erhan İskenderun'a, ben de İzmir'e gidiyoruz bey baba. Çarkı malum ya, muhakkak bulmalıyız bey baba. Gidin ulan gidin, nereye giderseniz gidin. Yalnız şu gemi denize insin be! Yoksa terfi edemeyeceğim ya! Meraklanmayınız be vay, gemi denize inecektir! İndir bakayım sen! Terfi edeceksiniz be baba! Müsaadenizle be baba! Müsaadenizle be baba! Hadi gidin, defolun gidin, hadi! Ey büyük Allah! Ulan keftahor gemi! İnsin artık şu güzel kıçın denize be! Ne olur yalvarırım! Babama da öyle kızıyorum ki! Şimdi seni İzmir'e göndermenin sırası mıydı? Ne yapalım sevgilim? Biraz da işlerle uğraşmak lazım. Hı. Hem fazla kalacak diyelim ki. Yalnız beni unutmazsın inşallah. Unutmak ne demek? Sen gelene kadar evden dışarı çıkmayacağım. Yo yo, o kadar da değil canım. Ara sıra gez. Hı hı. Hem resim kurslarını da ihmal etme sakın. Peki sevgilim, nasıl istersen.
Ay, uçak kalkıyor, ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık canım. Güle güle sevgilim. Billahi de değil, hem ne yapabilirim? Baban gönderiyor. Gemiye çark alacağım, inan bana. İnan sevgilim. İnanmıyorum. Zaten son günlerde benden bıktığını hissediyordum. Kim, ben mi? Senden bıkar mıyım hiç? Sen benim biricik aşkım, ciddi sevgilimsin. Sahi mi söylüyorsun? Tabii ya. Tren kalkıyor. Beni unutmayacağına dair söz ver bakayım. Unutur muyum? Allah'a ısmarladık sevgilim. Güle güle. Bir kere öpeyim. Güle güle. Müzik hocasına selam, dümteklere devam. Dümteka, dümtek, dümteka, dümtek. Allah'a ısmarladık sevgilim. Güle güle. Hoşça kal. Sen de gez, eğlen sevgilim. Bey babaya selam, dalavereye devam! Ah, şu tuzu versene! Al ablacığım! Ay, ne aksi tesadüf değil mi abla? Tam Metin'i seninle tanıştıracaktım, babam ikisini de seyahate gönderdi. Ne olur Nesrin, biz Erhan'la kaç defa ayrıldık? Abla, sen Erhan'ı çok mu seviyorsun? Abla, sen Erhan'ı çok mu seviyorsun dedim? O ne biçim sual Nesrin? Sevmesem evlenmeye karar verir miyim? Ah, yoksa sen Metin'i sevmiyor musun? Seviyorum, seviyorum ama eğer bana mektup yazmazsa ben ona gösteririm. Abla, ne yapıyorsun? Çok tuz koydun. Ben buna zaten tuz koymuştum. Dur bir bakayım. Ay babam bağırırsa, ne yapacağız şimdi? Aldırma, aldırma! Yahu nerede kaldı bu yemek be? Nermin çorba! Geldi baba! Babam yine köpürmüş, hadi! Hadi götür çabuk, çabuk çabuk hadi al! Tamam. Çorba, çorba! Hadi gelsin artık be! Tamam babacığım, geldik! Size öyle güzel bir çorba yaptık ki, sıcak sıcak afiyetle yiyin babacığım. İyi iyi, aferin. Hadi siz de oturun bakayım. Ne bu be, ne? Şap mı koydunuz bunun içine? Yoo, tuz koyduk. Öyle değil mi ablacığım? Ulan bu kadar tuz konur mu be? 40 yılda bir evde yemek yiyelim dedik, iştahımız kursağımızda kaldı. Aman babacığım, siz de her şeye sinirleniveriyorsunuz. Biraz su koyarsınız, olur mu? Ya öyle mi? O kadar güzelse içinde görelim bakalım. Hadi üçün, üçün, üçün! İçeriz! Nasıl, güzel mi? Çocuklar, kandırma planlarınız hazır mı? Hemen işe başlıyorsunuz ha! Malum ya, paraya ihtiyacımız var, paraya! Meraklanma abi, hemen başlıyoruz. Sen ilk olarak resim salonundan, ben de evlerinin önünden başlayacağım. Tamam, tamam. Öyleyse hemen gidelim. Hop hop hop, durun durun! Bu elbiselerle olur mu? Kızlar size hemen tanır vallahi! Ya sahi be! Ya. Öyleyse hemen tebdili kıyafet edelim. Tamam, sivil hayat başlıyor. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi arkadaş? Söyle bakalım. Sivil kıyafet de bana çok yakışır yani ya. Aa, sanki bana yakışmaz değil mi? Ha? Hava çok sıcak, açıl biraz. Ne
kadar güzel resim yapıyorsunuz. Ah. Harikulade, harikulade. Bu ne estetik. O kadar güzel ki. Ah, ne kadar güzel renk kullanıyorsunuz, şaştım. Buyurmaz mısınız sizin için? Bilakis alın. Teessüf ederim, teessüf ederim. Demek çiçeklere hatta. Yaşa Nermin'im. Göreceksin, onu hiçbir zaman kandıramayacaksın. Öyle mi? Bakıyorum kendine güvenin fazla. Ama senin de neslini kandırabileceğini hiç zannetmiyorum. Dur bakalım, acele etme. Ben daha ciddi bir teşebbüse geçmedim ki. Ama sen daha ilk seferde tornistan ettin, tornistan. Aa, bak siz yanlış yapıyorsunuz oğlum, yanlış yapıyorsunuz. Kadınlar sert erkeklerden hoşlanır, sert. Ne? Canım, sert mi? Tabii ya, biraz sert hareket edin kızlara. Göreceksiniz nasıl yumuşayacaklar, göreceksiniz ya. Sert ha? Ben zaten çok sert bir erkeğim diyor. Ay be! Yapma ya. İşte böyle arkadaşım. Bu yavru da bugünlerde sık sık düşmeye başladı ya. Öyle. Acaba bir derdi mi var dersin ha? Bilmem, istersen bir soralım mı? Pek de masum bir hali var. Siz onun öyle masum duruşuna bakmayın çocuklar, anasının gözüdür ha. Bizim mahallede dalga geçmediği çocuk kalmadı. Yapma be abi. Ne? Halinden hiç de belli olmuyor. Yani asılsak pas verir mi diyorsun ha? Hem de nasıl, vereceği pas %100 goldür. Sağ ol be abi, gidelim. Yürü. Okuduğunuz kitabın adı ne küçük hanım? Size alakadar etmez. Yani beraber okusak daha iyi olur diye düşündük. Ne münasebet? Her münasebet böyle başlar küçük hanım. Derhal yanımdan çekilin diyorum size. Pek sinirlisiniz. Bütün mahallenin delikanlılarına şapur şupur da bize yarabbi şükür mü? O da ne demek? Derhal buradan gidin yoksa! Bırak numarayı da naz etme! Hadi gel bakalım yavrum. Yalnız bir kızı rahatsız etmeye utanmıyor musunuz fakat siz? Bu... Ne pusu? Bu züppeler namına sizden özür dilerim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekküre lüzum yok. Vazifemiz Nesrin Hanım. Nesrin mi? İsmimi nereden biliyorsunuz? Her güzel kızın ismini öğrenmek adetimdir. Beni tanıyor musunuz? Nereden? Müzik derslerinden. İyi ama ben sizi hiç hatırlamıyorum. Ya, eğer benim size duyduğum alakayı siz de bana karşı duysaydınız, hatırlardınız. Merhaba. Ah, gene mi siz? Söyler misiniz bana, ne istiyorsunuz benden? Hiç. Sadece modeliniz olayım istedim. Ben resme çok meraklıyım da. Ya, öyle mi? Öyleyse durun şurada, modelim olun. Yaşayın, sağ olun. Şöyle yakışıklı bir resmimi yapın, olmaz mı? Olur, olur. Dönün arkanızı. Peki, ha? Arkamı döneyim, peki ama neden? Çünkü sizin suratınıza bakılıp resminiz yapılamaz da ondan! O senin Nermin var ya, kadın değil o be, panter, panter! Cesaretini kırma oğlum, tam yol ileri! Aman, aman, aman. Ben sana demedim mi Nermin başka kadınlara benzemez diye? Halbuki bak, ben Nesrin'i yola getiriyorum bile. Üç gün sonra kucağıma düşmezse, bana da Erhan demesinler. Ha? Sonra o güzel kızı kucağıma alacağım, seveceğim, şekerim... ...o güzel dudaklarından öpmeme müsaade eder. Olamaz! Ay başım, müsaade etmez, etmez! Geç şuraya, otur sen be, otur! Hem sinirlenme kardeşim, dudaklarından öpmem de yanaklarından öperim. Sakın ha, yapma, öpme, yapma! Olur biter, öperim.
Bırak şimdi bu çocukluğu. Bak bey babaya bir numara yapıp nasıl uyutacağım onu. Aman ne halt edersen et. Benim kimseyi uyutacak halim yok, ben uyuyacağım şimdi. Ah başım, oh! Ay. Alo, buyurun. Alo, burası şehirler arası. Murat Kaptan İskenderun arıyor. Murat Kaptan istiyoruz. Evet, İskenderun'dan Erhan Kaptan konuşacak. Şehirler arası sizi arıyor efendim. Benim yok de. Ha, ver. Hı. Alo, buyurun. Ben Murat Kaptan. Alo, bey baba. Sesimi duyuyor musun, sesimi? Aa, ikinci kaptan Erhan. Oğlum sen misin, ha? Nereden telefon ediyorsun? İskenderun'dan mı? Evet, İskenderun'dan telefon ediyorum. Oo, öyle işler yaptık ki Sobi. Ne? Çark tabii. Aman bey baba, öyle bir çark buldum, öyle bir çark buldum ki... Geminin kıçı bir haftaya kalmaz suya iner. İyi. Demek çarkı buldunuz ha? Yaşayın çocuklar, yaşayın be! Bana bak, şimdi ben sana bir iş havale ediyorum. İskenderun'daki tersane şefliğine git, orada İsmail Kaptan'ı gör. Heh. O sana bir dosya verecek, gelirken onu da al getir, tamam mı? Yo, sakın ha, postaya falan verme, kendin koltuğun altına al getir. Ne? Ne? Dosya mı? Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Ne dosyası? Allah! Dur! Aklıma bir şey geldi! Alo! Adana, çıkarıdan! Çıkarıdan kardeşim, biz bey baba ile konuşuyoruz! Araya girme! Antep, girme araya kardeşim! Alo! Antep, Urkan! Çıkarıdan kardeşim! Ulan İsmail Kaptan'ı gör! Dosyayı getir dedim sana, dosyayı! Bağır! Daha nasıl bağırayım? Dosya dedim be, dosya! Ne fasulyesi ulan dosya! Ha fasulya! Alır gelirim bey baba! İsmail Kaptan'ı göreceksin be! İsmail! Ispanak mı dedin? Ne ıspanağı? İsmail dedim, İsmail! Ispanak değil! Ispanak mı dedin? Peki bey baba, ıspanak da alırım ben sana! Peki, emredin! Yalnız sesiniz duyulmuyor, bağırın! Bağır! Ulan daha nasıl bağırayım be, nasıl? Sesim kısıldı ben, sesim kalmadı ulan! Puh, Allah kahretsin be! Bu telefonlarla da konuşulmaz ki! Neyse, çarkı bulmuşlar ya, dosya gelmese de olur. Şimdi siz İstanbul'da değil, İzmir'desiniz değil mi? Bütün işleri de hallettiniz, çarkı da buldunuz. Çarkı! Çarkın şerefine! Abi bak! Nasıl lodosa tutulmuş gemi gibi çalkalıyor değil mi? Affedersiniz, siz gemi altı görmeyi sever misiniz ha? Bayılırım! Erhan ne olursun burada da başlama! Allah'ını seversen otur! Hoş geldiniz efendim, hoş bulduk. Buyurun. Hep işle uğraşacak değiliz ya, biraz da eğlenelim değil mi ya? Aslan babacım benim! Kızım! Hem sonra çark da bulundu tabii, değil mi? Tabii! Böylece terfi de edeceksiniz, öyle değil mi baba? Tabii terfi edeceğim, tabii! Bunu şimdiden kutlayalım. Hey garson! Buyurun efendim! Bir şampanya, iki tane de Coca-Cola. Emredersiniz efendim.
Şimdi neyin şerefine içiyoruz çocuklar? Bey babanın şerefine. Tamam. Bey babanın şerefine içiyoruz. Bey baba! Ne o? Bey babanın içkisi sert mi geldi ha? Hayır hayır! Bey babanın kendisi geldi! Bey baba! Aman Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Beni sakla koltuğunun altına! Ne diyorsunuz çocuklar, ne oluyor? Bey baba gelmiş, bey baba! Bey baba! Mahvoldum! Allah'ım bizi acı! Diz çöküp yalvarayım bey babaya biraz! Dur lan, dur! Olur mu öyle bir şey? Hey dur! Çabuk çıkart mendilini, mendilini! Haa, ağlayacağız değil mi? Ağlaması ulan, beyaz mendil çetesi olacak. Beyaz mendil evet, çetesi! Beyaz mendil çetesi döner. Ben de içerim arkadaş. Hadi kaldır ellerini, düş önümüze. Ya ne oluyorsunuz, yoksa paraları vermemek için numara mı yapıyorsunuz ha? Bak o numarada ben de varım. Bu numara tam numara, ne diyorsam onu yap abi, başka çaremiz yok. Hadi kalk, kalk. Yürü. Kimse yerinden kırılamasın! Beyaz mendil çetesi sizleri soyup sobana çevirecek! Herkes paralarını ve mücevherlerini çıkarsın bakalım! Sok ellerini cebine! Soktum! Çıkarın bakalım mücevherleri, çabuk olun biraz! Hadi. Lan bunlar numara yapıyorlar be! Silahları falan yok! Haklısın, yok ya! Yürüyün be! Şunlara numara nasıl yapılır gösterelim! Soyunun! Hadi bakalım durmayın, soyunun! Beyaz mendil çetesini kızdırmayın ha! Soyun bakalım! Hadi bakalım evvela beni soy! Görelim. Beni soyunsana! Rica da şu kavgaya ben de gireyim. Senelerdir kavga etmedim be. Sakın babacığım, ne olur burada bırak. Boğuluruz. Bırakın, bırakın be. Kızım gidelim. Ulan nerede şansımız var ki? 40 yılın başı bir eğlenelim dedik. Vur lan, burnuna vur! Hadi babacığım, hadi! Bak Metin, gittiler gittiler oğlum, yeter artık. Bırak canım, ne güzel eğleniyoruz. Oğlum sonra cılkı çıkar bu işin, karakollarda söndürürüz. Yeter artık, yeter. Hadi bak gittiler diyorum. Ne güzel, iki yokla kavga edecektik be. Arkadaşlar, yurttaşlar, arkadaşlar! Çete gitti, bu kavga da burada bitti. Ben de onlara gösteririm şimdi. Çete bunlar, kaçma hayatım! Bu şişko onlardan bir yavru ya! Kaçma, kaçma! Paraları, paraları, paraları ver! Verin, çabuk ol! Verin, verin! Ver bakayım. Daha istiyor musunuz da? Hadi sen ne yaparsan yap. Bu senin. Bu da senin. Bunlar da benim. İki çocuğu da bir yumrukta öyle bir hakladı ki sorma şekerim. Yok canım, mübalağa ediyorsunuz. Biraz uğraşmadım değil ama. Ne güzel kuvvetli erkeklere bayılırım. Ve değil, teknik meselesi. Eskiden biraz boksa çalışmıştım da önce bir sağ, sonra bir sol midesine, sonra bir sağ kroşe çenesine, ondan sonra efendim tekrar bir yeri sol, bir de sağ, tekrar çeneye bir tane, bir tane daha. Herif sallanır, ondan sonra efendim bir tane daha mideye, bir aparti, bir kroşe, ondan sonra iki tekme, bir sağ, bir sol, bir sağ daha, bir sol, sol. Ne oluyor? Sol anahtarı, şey oluyor. Herhalde yeni gelen talebe siz olacaksınız. Evet, biz olacağız efendim. Öyleyse oturun da başlayalım. Oturalım efendim. Otur. Başlayalım. Hadi başlıyoruz. Düm tek ha, düm tek. Düm tek ha, düm tek. Düm tek ha, düm tek. Hatırımdan çıkmaz asla. Düm tek ha, düm tek. Düm tek ha, düm. Ne olacak şimdi? Şimdi uyumuş ya. Düm tek, düm tek ha, düm tek. Düm tek ha, düm ha. Düm tek ha, düm tek. Düm tek ha, düm tek. Tek ya, düm tek. Düm tek ha, düm tek. Çocuk.
rehber, bu dümtekler çekilir mi böyle be? Peki ne yapacağız? Şimdi eğlence, neşe, gezme, aşk var! Evet efendim. Gazeteleri gördüm efendim. Geminin hala denize inmediği doğrudur efendim. Emin olun bütün gayretimle çalışıyorum. Benim hiçbir kabahatim yok efendim. Emredersiniz efendim. Gemi denize inecek efendim. İnecek efendim. Evet efendim. Olmazsa istifa ederim efendim. Güle güle efendim. Duydunuz, duydunuz değil mi başıma gelenleri? Bütün bunlar sizin yüzünüzden başıma geldi. Bir gemiyi indiremediniz gitti. Fakat efendim, malum haliniz şu çarkı bir türlü bulamadık. Emin olun, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hatta iki kaptanımı da bu çark için İzmir'e gönderdim. Çark, çark, çark! Evet, çark. Bir çark tutturdunuz, gidiyor. Gazetelere rezil olduk, hükümet erkenler rezil olduk. Size son defa söylüyorum, bu gemi denize inecek. Anlıyor musunuz, inecek? Anlıyorum efendim, evet. Bu gemi denize inmediği müddetçe herhalde terfinizi düşünmüyorsunuz. Ha? Söyleyeceklerim bu kadar. Gidebilirsiniz. Bas. Nasıl bunu yapabilirsin Nesrin? Bir taraftan Metin'i sevdiğini söylüyorsun, diğer taraftan bir erkekle buluşmaya gidiyorsun. Bu doğrudan doğruya hercailik. İyi ama abla baksana, Metin'in gittiği bir ay oluyor. Daha bir mektup bile yazmadı. Hem ben fena bir niyetle gitmiyorum ki. Bana mühim bir şey söyleyeceğinden bahsetti. Peki nasıl bir çocuk? Hiç sorma, çok yakışıklı doğrusu. Uzun boylu, siyah saçlı, güçlü kuvvetli, hele kara kara gözleri vardı. O güzel gözlerine yandım ben yine. Kara sevdaya düşüp yandım ben yine. Ne günah ettim ki ayrılıp gittin sen. Gurbet ellerde garip kaldım ben yine. Kölen olayım ben, kulun olayım ben. Aşkınla yanarak kömür olayım ben. Sana geleyim ben, seni sanayım ben. İstersen ömrümce kölen olayım ben. Kölen olayım ben, kulun olayım ben. Aşkınla yanarak kömür olayım ben. Sana geleyim ben, seni sarayım ben. İstersen ömrümce kölen olayım ben. Aşkımız bitmeyecek, seneler geçse bile. Acım hiç dinmeyecek, ayrılıp gitsen bile. Bu temiz sevgimiz sona ermesin hiç. Ömrümü çoktan sana adadım bile. Kölen olayım ben, kulun olayım ben. Aşkınla yanarak kömür olayım ben. Sana geleyim ben, seni sarayım ben.
İstersen ömrümce kölen olayım ben, kölen olayım ben, kulun olayım ben. Aşkınla yanarak kömür olayım ben, sana geleyim ben, seni sarayım ben. İstersen ömrümce kölen olayım ben. Niye daldın ablacığım? Abla, niye daldın? Hiç, Erhan'ı hatırladım birden. Sen şimdi bunları bırak, unutma. Ben de yarın gelip o çocukla tanışacağım. Gecikirsem sen onu oyalayabilirsin. Tamam ablacığım. Demek kara kara gözleri var. Hey, uyuma oğlum, kız elden gitti, ha? Nasıl? Nesrin beni bu kılıkta beğenir mi dersin, ha? İnanmam, katiyen inanmam, ben de geleceğim. Vallahi sen bilirsin arkadaş, gel sen de gözünle gör istersen. Hoşça kal, küçük. Şey, Erhan, gitme, gitme Erhan. Hem gelmez ki, hiç randevularına sadık değildir. Vallahi bana kalırsa boşuna gidiyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Yarım saattir buradayız. Hala bana söyleyeceğiniz mühim şeyden bahsetmediniz. Mühim olmayan şeylerden bahsetsek kızar mısınız yani? Ne gibi? Mesela denizden, çiçeklerden, güzel manzaradan. Daha sonra da mühim olan şeylere geçeriz. Sizin güzelliğinizden bahsederiz. Rica ederim. Beni mahcup ediyorsunuz. Siz beni mahcup ediyorsunuz. Sizin ellerinizden daha güzel el görmedim şimdiye kadar. Ne olur, artık beni met etmekten vazgeçseniz de şu söyleyeceğiniz mühim şeye gelseniz. Elimde diye ki ne yapayım? Bugün canım ciddi şeylerden bahsetmek istemiyor. Biraz havadan sudan bahsetsek? Merak ettim, mahvolduk, mahvolduk. Evet. Fare var! Fare var! Fare! Ben fareden çok korkarım! Hoplayın sen, yakalarım şimdi onu, yakalarım! Fare, fare, fare! Metin! Fare geliyor, fare! Fare var! Fare var efendim orada, fare! Metin, fare var dedim size! Nermin geliyor, ne, koş, Nermin, koş, bir şeyler peki, yap, peki, şimdi! Merhaba Nermin Hanım! Gene misin? Tabii! Görüyorsunuz ki aşkım adım adım sizi takip ediyor. Müsaade edin de içeri gireyim. Ne? İçerisi çok kalabalık, içeri girmenize müsaade edemem. Ne olursunuz dışarı çıkalım biraz. Size müsaade edin diyorum. Ama ben size yalvarıyorum, ne olursunuz dışarı çıkalım biraz. Hadi dışarıda gezelim, ha? Hadi yalvarıyorum size. Ne olursunuz, içerisi çok kalabalık dedim size. Dışarıda deniz kenarında iki dakikacık dolaşalım, ondan sonra istediğiniz yere gidin. Burası çok kalabalık, duman var, sonra herkes bağırıyor, çağırıyor. Dışarı sessiz, ne olursunuz gidelim. Pekala, buyurun. Yaşayın. Oturabilirsiniz, çünkü ben fareyi yakaladım. Yakalandı fare. Ne oldu? Bir fare kaçtı. Şimdi rahatça oturup konuşabiliriz burada. Ha, ne diyordun? Ne oldu? Ne var? Sinirlerim bozuldu. Canım, sinirlenecek bir şey yok ki burada, ben varım. İnsan küçücük bir fareden korkmaz canım, ben varım burada diyorum sana. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Herhalde sizi uzun zamandan beri takip etmemin sebebini öğrenmiş bulunuyorsunuz.
Size deli gibi aşığım. Bunu söylemek için günlerdir peşinizde deli gibi dolaşıp duruyorum. İster misiniz şöyle deniz kenarında oturalım? Hava ne kadar güzel, kalbim sizin için çarpıyor. Her an sizi düşünüyorum. Ne tarafa isterseniz o tarafa gidelim. Siz emredin yalnız. İsterseniz dünyanın öbür ucuna bile gidebilirim Memur sizinle. Memur bey, bu beyden şikayetçiyim. Görüyorsunuz, bana sarkıntılık ediyor. Ne? Sokak ortasında bir kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun? Ben sen? Mi? Şey... Bakın benimle. Ben diyorum sana. Ama siz söyleyin siz polis. Siz de buyurun hanımefendi. Siz gidin, ben peşinizden gelirim. Karakolda buluşuruz. Hadi. Baş üstüne yapmayın, benim. Hadi yürü bakalım karakola. Neye karakola mı? Benim kanuna karşı saygım vardır. Yürü ya. Ama bunun şaka olduğunu söyleyin. Saçma, yürü. Yapmayın bunu. Üzülmeyin canım, üzülmeyin. Ben çok bedbaht bir kızım. Başıma bunlar da mı gelecekti? Ne olur ağlamayın artık. Fareden korktunuz, sinirleriniz bozuldu. İşte bu kadar. Ben şimdi teselli ederim sizi. Aman komiser bey, bir hata ettim. Bir daha yapmam, müsaade edin de gideyim ha! Ne gitmesi? Buradan bir yere ayrılamazsın! Ha? Ne yani? Beni yoksa hapse mi atacaksınız? Senin gibi bir namus düşmanı bunu hak eder! Namus düşmanı bunu hak eder! Oh, benim sevgilimle kol kola gezmeye utanmıyor musun? Bir de ablam olacaksın! Senin sevgilin mi? Evet! Seni bugün Metin'le kol kola gezerken gördüm! Metin'le mi? Peki ama ben de seni Erhan'la gazinoda baş başa gördüm! Ha? Erhan'la mı? Yani benim yanımdaki Erhan mıydı? Karakolda mısın? Ya ne işin var orada? Ne, Nermin'in yüzünden mi? Peki peki, merak etme, hemen geliyorum ben. Ne olmuş, ne olmuş ya? Metin karakoldaymış. Onu muhakkak kurtarmalıyız abi, hadi sen de benden gel. Hay Allah, ne hadi, işi hadi varmış oturduğun orada ya? Giyinirken anlatırım sana. Demek bunların İzmir'e gittikleri yalan. Peki niçin yaptılar bunu? Akıllarınca bize oyun oynayacaklar. Muhakkak bu Erhan'ın başının altından çıkmıştır. Ama ben de ona bir ders vereyim de görsün o! Nasıl bir ders vereceğiz abla? Yapacağımız iş basit. Sen Erhan'la buluşmaya devam et. Ama ben Metin'i seviyorum. Oh, ben de Erhan'ı seviyorum. Ama onu dize getirip yalvartmazsam bana da Nermin demesinler. Yaşa abla! Ben de varım! Yalvartalım! Davacı hanım geldi komiserim. Buyurun hanımefendi. Şikayetinizi dinleyip bu beye icap eden cezayı vereceğiz. Ben de kız babasıyım. Hayır komiser bey. Ben sizi meşgul ettiğim için özür dilemeye geldim. Bey nişanlımdır. Ben kızgınlıkla böyle bir hata yaptım. Lütfen kendisini serbest bırakın. Şikayetiniz yoksa serbest bırakırız tabii. Yalnız bir daha bizi böyle işlerle meşgul etmemenizi rica ederim. Tabii efendim, tekrar tekrar özür dilerim. Hadi gel gidelim sevgilim. Ha? Hadi. Ne, gidelim mi? peki gidelim. Alasmaladık komiser bey, alasmaladık. Ya şu çocuğun başına bir şey gelmesin orada ha? Ay şuraya bak, şuraya! Gel. Geç şuraya saklan. Bana yaptığınız bu iyiliği hiç unutamayacağım. Size karşı bir sempatim olmasaydı, böyle bir iyilik yapmazdım herhalde. Öyleyse niçin bana evvelden sert davrandınız? Ne yapayım? Siz benden herkesin önünde konuşmak istiyorsunuz. Halbuki gizli yerlerde buluşsak böyle bir şey yapmazdım. Gizli yerlerde mi? Öyleyse sizi sevdiğime inanıyorsunuz.
İnanmak ne demek? İlk gördüğüm günden beri sizi düşünüyorum. Bundan sonra istediğiniz yerde buluşuruz. Hatta bizim evde bile. Sizin evde mi? Buluşuruz. Buluşuruz tabii. Gösteririm ben sana. Kadınlara güler... Allah'ını seversen bırak abi, sırası mı şimdi? Öp beni, öp beni, öp doyasıya. Sev beni, sev beni, sev kıyasıya. Öp beni, öp beni, öp. Hey, kes şu şarkıyı be! Bozulmayalım beyim, sen Nesrin'den randevu aldığın zaman kafamızı şişiriyordur ama. Senin Nermin'den randevu aldığına inanmıyorum. Bana numara yapıyorsun, bana numara yapıyorsun! Ne numarası be? Evine gidiyorum, evine! Öp beni, öp beni! Peki ya Beybaba? Beybaba nerede? Beybaba şey, bu akşam yemeğe davetliymiş, eve de geç gelecekmiş bu akşam ya! Bana bak, bunu yapamazsın bana! Nermin namuslu bir kızdır. Senin gibi bir serseri ondan yalnız başına ne yapacak ha? Hop! Yalnız kalınca ne yapacağımı ben bilirim. Öp beni, öp beni, öp! Doyasıya! Sev beni, sev beni, sev! Bay bay! Hadi be! Öp beni, öp beni, öp! Doyasıya! Sev beni, sev beni, sev! Bay bay! Doyasıya! Öp beni... Dur lan, dur! Dur, ben de geliyorum! Yalnız bırakır mıyım seni ondan ben, ha? Öp beni, öp beni, öp! Doya, doya! Bak, şu züppe haline bak şunun! Ne peşimden geliyorsun? Ben sana böyle mi yapmıştım? Ama ben gece yarısı senin kızın evine girdim mi? Ne yapayım kardeşim? Kız benim cazibeme dayanamadı. Kabahat bende mi? Biraz cazibem fazladır da ondan dayanamamıştır. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç bekleme. Belki içeride işim biraz uzar. Bay bay! Çek elini be! Ne yapalım? Bay bay! Öp beni, öp beni! Abla! Abla! Erhan'la Metin dışarıda münakaşa ediyorlar. Haklı mısın ablacığım? Galiba onlar bize oyun oynuyorlar. Galiba ne demek? Tabii oyun oynuyorlar. Demek Erhan da beraber ha? Bu işimizi kolaylaştırıyor. Ay, hadi sen git mutfağa saklan. Hadi. Buyurun efendim. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Ne münasebet. Pardon. Pardösünüzü çıkartmaz mısınız? Ne? Pardösü mü? Çıkarırım tabii. Yalnız evde kimse yok ya, babanız falan. Bu akşam kimse yok dedim ya. Ay. Hem niçin babamı sordunuz? Şey için. Yoksa onu tanıyor musunuz? Yok, nereden tanıyayım babanızı canım, tanımıyorum tabii. Yalnız malum ya, kız babaları biraz sertçe olurlar da ondan sordum. Siz biraz korkaksınız galiba. Ben mi? Ne münasebet? Biraz kahramanımdır ayrıca. Gelin odama çıkalım, orada bizi hiç kimse rahatsız etmez. Odanıza mı? Vallahi ne bileyim, siz bilirsiniz. Ben gitmiyorum ki, Tornistan'dan size geliyorum. Burada sizinle daha rahat konuşuruz diye düşünmüştüm de. İyi ama babanız... Yatak odasında yabancı bir erkekle bulunduğunuzu görürse ne der sonra? Babam! Niçin hep babamdan bahsediyorsunuz? Buraya geldiğinize pişman mısınız yoksa? Yoksa bana bahsettiğiniz sevginiz yalan mıydı? Hiç yalan olur mu? Nereye gidiyorsunuz? Gitmiyorum ki, ben yeni geliyorum daha. Hem
Sizin yatak odanıza kadar gireceğimi hiç ümit etmiyordum. girdiniz işte. Daha bana sarılmak için ne bekliyorsunuz? Kendisi be teyze, çekil git işin Allah aşkına, hadi git ta! Çekilmeyeceğim işte! Röntgencilik yapmaya utanmıyor musun, he? Ne röntgencisi be teyze? Ben uyur gezerim, uyur gezerim, bilmeden ağaca çıkmışım! Canım ağaçta oturmak istiyor, sana ne? Allah Allah, sana ne? Git işine sen! Sus terbiyesiz! Gözlerin cin gibi! Etrafı gözetliyorsun! Röntgenci var, polis! Sus! Sus, bağırma, bağırma teyze! Polis! Ayağının altını öpeyim, ayağının altını öpeyim, bağırma, bağırma! Susmayacağım işte! Röntgenci var, polis! Şeref durur inşallah! Oh! Ayağım, 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 ayağım! Tamam! Yapa, yapa! Vurma! Vurma teyze! Elini ayağına öpeyim, vurma! Vurma! Polis! Polis! Röntgenci var, polis! Sus be! Polis! Polis yetiş! Polis! Sayın da verin bakalım şu paraları! Verin, verin! Al abi şu paranı! Al bakalım! Paraları kaybettiniz! Peki şimdi ne yapacaksınız bakalım? Ne yapacağız? Gemiye döneceğiz! Tabii ya! Bir de işten olmayalım bari! Peki kızlara ne yapacaksınız bakalım şimdi ha? Kızlar mı? Kolay! Ben Nermin'e gidip İzmir'den döndüğümü söylerim! Herhalde bu suratsız herifi bana tercih edecek değil! Bana bak! Bütün bunlar senin parlak fikirlerinde. Bir de bana hakaret edemezsin. Al! Gösterir. Yapma! Vurma! Vurma! Vurma be! Vurma be! Vurma be! Ne vuruyorsun be? Gelsene bakayım, gelsene. Gel, gel, gel. Ben seni atarım ya. Gel, gel. Hadi. Deli misiniz, çocuk musunuz? Nedir? Kadınlara güven olmaz, ben size demedim mi? Lay la 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 la. Hey baba, işte çark! Ulan şu kadarcık çark için bu kadar zaman beklenir miydi be? Öyle ama be baba, biz bu çarkı bulabilmek için emin olun gece gündüz hiç durmadan aradık ya! Ya hiç durmadan, haftalarca gece gündüz demedik be baba, durmadan didindik be indir baba! İndir ulan şu ellerini, indir! İyi ulan, iyi! Hemen aşağı inin, şu çarkı yerine takın da bu mübarek gemi denize insin artık! Baş üstüne be baba! Baş üstüne be baba! Gidiyoruz be baba! Gelin lan buraya! Gel! Buyur bey baba! Ulan çarkı almadınız be! Çark! Aldık bey baba! Çark aldık bey baba! Ay sizin çarkınıza! Allah'ım yarabbim! Sen şunlara akıl fikir ver yarabbim! İki aydır Anadolu'da geceli gündüzlü dolaştıktan sonra... ...hasretine dayanamadım, derhal İstanbul'a dönmeye karar verdim. Bari eğlenceye vakit bulabildin mi? Kızlar filan? Kızlar mı? Ne gezer, sadece iş! Aa, çok acıdım doğrusu! Ya, şimdi onu bunu bırak da beni dinle. Seyahatteyken düşündüm, karar verdim. Hı. Seni hemen babandan isteyeceğim. Aa, öyle mi? Öyle öyle. benim de sana bir sürprizim var. Neymiş bakalım, söyle söyle. Seninle evlenmekten vazgeçtim doğrusu. Ne? Anlamadım, anlamadım. Seninle evlenmekten vazgeçtim. Kırdımsa kalbini affet beni. Nasıl da söyledim bu sözleri. Hayran seviyorum seni. Ne olur unut bu acı günleri.
bırak gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Ben ettim sen etme. Sakın gitme gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Hiç kimse bilmiyor bu derdimi. Sen söyle derdimin çaresini. Aşkınla yakamışken şu kalbimi. Mahvetme üstelik bir de beni. Ben ettim sen etme. Sakın gitme gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Ben ettim sen etme. Sakın gitme gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Ben ettim sen etme. Sakın gitme gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Ben ettim sen etme. Sakın gitme gitme. Çok yalnızım zaten. Bir de sen terk etme. Ben ettim sen etme. Ben ettim sen etme. Ben ettim sen etme. Ne? Beni sevmiyor musun artık? Sen seyahate çıkınca burada o kadar çok eğlendim ve değişik insanla tanıştım ki... ...sana olan aşkımdan şüpheye düşmeye başladım. Keşke bu seyahate çıkmaz olsaydım. Baban da nereden gönderdi? Ya, ama belki de böylesi daha hayırlı oldu. Hayırlı mı? Bunun hayrı neresinde? Güle güle baba, güle güle babacığım. Ne o, üzülüyor musunuz yoksa? Aa, hadi üzülmeyeyim bakayım. Hem İzmir kaç saatlik yer? Hadi bakayım benim güzel kızlarım. Şimdi doğru eve. Kendinize iyi bakın, gözümü arkada bırakmayın ha. Hadi eyvallah. Merak etme güle babacığım. Bizimkiler hapı yuttu. Babam şimdi her şeyi anlayacak. Ne dersin abla? Onlara bir haber verelim mi? Aa, çok acele ediyorsun Nesrin. Dur bakalım, Erhan bu akşam bize gelsin. Senin önünde bana yalvarıp özür dilesin. Ondan sonra ancak onu affedebilirim. Hadi şimdi yürü gidelim. Hayda! Ahmış! Ya arpacı kumrusu gibi ne düşünüp duruyorsun böyle sen ha? Nasıl düşünmem abi? Murat kaptan İzmir'e gitti. Bütün numaramızı öğrenmiştir. İşimizden de olacağız şimdi. Sen işinden çok Nermin'i düşünüyorsun galiba ha? Tabii düşünürüm ya. 5 senedir sevişiyorduk. Tam evlenmeye karar vermiştik, başımıza bu dalga çıktı. Sen de Nermin'e adam akıllı tutkunmuşsun yani. Bak yapyalnız kaldın ha? Tabii abicim, ne sandın? Çok acıymış bu yalnızlık yarası. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen de iç benim gibi kardeşim. İçicim abi, içicim tabii. Yalnızlığını unutursun. Yalnızlık yarası. Bu yarayı yeniden deştim, bir ilaç bulamadım yalnızlık yarasına. İçtim içtim kendimden geçtim, bu yarayı yeniden deştim, bir merhem bulamadım yalnızlık yarasına. Oh!
Hadi bakalım, Erhan'a telefon et, bu akşam buraya çağır. Aa, kız ne duruyorsun, hadi diyorum sana. Abla, içimde kötü bir his var. Başımıza daha kötü şeyler gelecek diye korkuyorum. Erhan'a sen telefon et de oyun yaptığımızı söyle. Onun da sırası gelecek. Evvela ikinizi bir arada yakalayayım, senin yanında beni sevdiğini söylesin. Onu ancak o zaman affederim. Peki Metin ne olacak abla? Bunu daha evvel düşünseydin. Erhan'la gazinolarda buluşurken Metin'i düşünmüyordun ama. Hadi bakayım, hadi. Alo, buyurun, ben Erhan. Oo, merhaba Nesrin Hanım. Tabii, çok iyi olur, çok iyi. Benim de konuşacaklarım mühim. Yo, bu sefer hakikaten mühim. Peki, bu akşam saat 9'da sizdeyim, güle güle. Ne o, yoksa küçük kızımı almaya karar verdin ha oğlum? Yok be abi. Karar verdim, Nesrin'e bunun bir oyun olduğunu söyleyeceğim. Belki ablası ile bizi barıştırabilir. Barıştırsın bakalım. Ne? Nesrin'e mi gitti? Evet, daveti de sizin küçük hanım yaptı, eve gel dedi. Bu herifin yaptığı artık rezalet. Artık bu oyuna bir son vermeli. Ulan işimizden olduk, aşkımızdan olduk. Yeter be, yeter artık! Dur evladım, dur, nereye gidiyorsun? Bırak beni, bırak, gidip o alçağı göstereceğim. Bırak, bırak, dur şapkamı alayım da öyle gideyim, bırak. Sinirlendim bir kere. Gideceğim, rezalet çıkaracağım. Ya, göstereceğim o alçağı. Bırak, gideceğim. Ok yaydan fırladı bir kere. İşler biz bütün karıştı. Geldi. Hadi Nesrin'cim, göreyim seni. Yatak odasına girince zili çalmayı unutma, değil mi canım? Çok korkuyorum ablacığım. Korkacak bir şey yok. Hadi sen kapıyı aç, hadi. Peki ablacığım. Buyurun Erhan Bey. Merhaba. Evde kimse yok mu? Hayır, yok. Hem mühim şeyleri yalnız konuşmamız daha iyi olmaz mı? Tabii daha iyi olur ama niçin yavaş konuşuyorsunuz? Hizmetçi kadın var da... Biraz sonra gidecek. Gelin yukarı çıkalım, daha rahat konuşuruz ha. Yukarı mı çıkalım? Evet. Korkuyor musunuz? Yok canım, niye korkayım? Zaten benim de konuşacaklarım var, hem de çok büyük. Gelin. Çok sinirli görünüyorsunuz. Bakın Nesrin Hanım, bu akşam buraya size bir itirafta bulunmaya geldim. Ya öyle mi? Aşkınızı mı itiraf edeceksiniz? Evet ama size olan aşkımı değil. Ablanıza olan aşkı itiraf edeceğim. Ya demek ablamı seviyorsunuz. Evet. Belki bu sizin için bir sürpriz olacak ama... ...size karşı yaptığım her şey bir oyundan ibaretti. Bu sözlerinizi ablamın da duymasını isterdim. Zaten ben de onun için sizi rahatsız ettim ya... ...bana yardım etmenizi, ablanızla aramızı yapmanızı rica edecektim. Bu arada belki size de yardımım dokunabilir benim. Ne gibi? Arkadaşım Metin'le seviştiğinizi biliyorum. Yani Metin beni seviyor mu? Hem de çok seviyor. Sahi mi? Nerede? Nerede o alçak Erhan ha? Nerede? Nerede? Kızgınlığınızın sebebini anlayamıyorum. Şimdi bana numara yapıp bilmemezlikten gelmeyin. Bir de abla olacaksınız. Kız kardeşiniz Erhan'la buluşuyor. Siz de bunu bilmiyorsunuz değil mi? Ha ha! Hem de Erhan'la 5 sene sevişmişsiniz. Hakkımızda çok şey biliyorsunuz. Çok şey değil, her şeyi biliyorum. Size şunu söyleyeyim, kız kardeşinizi deli gibi seviyorum. Ve ona hiçbir kötülük gelmesini istemem. Bak buna çok memnun oldum. Eyvah! Kapı çalınıyor. Bu saatte kim olabilir? Ben ne bileyim. Kim olabilir? Beni sakla! Eyvah ya! Baba! Babacığım, beni kovacağım. Ey baba! Seni çok özlemiştik babacığım. Hoppala, daha bu sabah ayrıldık kızım. Olsun, hiç bu kadar çabuk döneceğini tahmin etmedik babacığım. Müsaade et de içeri gireyim. Babacığım benim, bir tane. Bari al şunları elimden kız. Alayım babacığım, neden almayayım? Ne olacak tabii, alırım babacığım. Ver şapkanı da ver. Oldu, tamam. Nem var, seni heyecanlı görüyorum. Hayır, yok. Sizi çok özlemiştim de. Neden bu kadar erken döndüm? Sorma kızım. Neden olacak?
O iki dolandırıcı var ya, benim ikinciyle üçüncü kaptan o oğlanların yüzünden. Sözde çark almak için İzmir'e gitmişler. Gittim sordum. Oraya uğramamış bile hergeleler. Yani gitmemişler. Dedik ha, İzmir'in semtine bile uğramamışlar. Mersin'e sordum, yok İskenderun'a sordum, yok Paris'te Londra kaldı, oralarda da deniz yok be. Yok tabi, şey bir yanlışlık olmasın baba? Ne yanlışlığı be kızım, ne yanlışlığı be! Şimdi elime geçireyim itleri, Halit hopurlarından birine, birini yağcı yapacağım, birini silici yapacağım. Bu ne? Beybaba geldi! Beybaba! Allah'ım sen beni koru! Rüya görüyordu. Yo, bu rüyaya benzemiyor. Aa, rüyadır babacığım, başka ne olabilir ki yani? Değil mi? Sen dur, şimdi anlarız. Şimdi anlarız. O ne? Davranma! Davranma dedim! Çek ulan dışarı! Çek ulan dışarı! Kaldır ulan ellerini yukarı! Şakaya! Dön yüzünü! Dön! Ne? Sen ha! Evet, benim be baba! Seni alçak namussuz seni! Kızımın yatak odasında ne arıyordun ulan? Şey arıyordum baba, çarkı, çarkı! Şimdi başlarım çarkına senin! Hadi babacığım! Sen sus! Şu kılığına bak! Yarı çıplak erkekleri odana almaya utanmıyor musun sen kız? Ama bey babacığım, yanlış anlıyorsunuz. Sus ulan, bunun yanlış neresinde? Buraya mevlüt okumaya gelmedin ya! Ama ne olacak? Sus kız, sus diyorum! Namus meselesi bu, namus bu! Olmaz öyle şey, sus! 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 Eyvah! Ah, tabanca! Yerinizi yüzeceğim! Hepinizi teker teker öldüreceğim! Ay! Hep bu kafa yüzünden, hep bu kafa yüzünden! Hepimizi teker teker öldürecek! Ölmeden biraz kafamı acıtayım! Kalkın ulan, kalkın, kalkın! Bas öyle baba! Hepiniz susun, susun! Ya karım, baba, müsaade etmiyorsun ki izah edeyim! Kız sana bu işe karışma demedim mi? Peki! Bu işi ancak nikah paklar! Bu herifle bu kız evlenecekler! Ne, imkansız, olamaz! Yok, imkansız asla! Katiyen evlenemezler, olamaz! Sus lan! Evlenemeyiz baba! Neden evlenemezmiş? Evlenemeyiz! Evlenecekler dedim, evlenecekler! Baba, katiyen olamaz! Sen karışma, yürü odana! Bu işi ya kan ya da nikah temizler, nikah! Sen odana bakayım, gir sen, gir! Hadi! Bir daha da benim işime karışma! O da ne? Deve kuşu, deve kuşu! Deve kuşu mu? Davranma! Ay! Kalk ulan ya! Ay! Ön yüzüne bakayım bana! Ne? Sen de mi? Ne arıyorsun lan burada? Maç bileti arıyorum bey baba! Şimdi başlarım senin maç biletine! Sen de Nermin'le ha? Bu işi de ancak nikah temizler! Yo, evlenemem, imkanı yok onun! Sen... Bey baba, vallahi billahi ben de evlenemem onunla! Nasıl evlenemezsin ulan? Kızın yatak odasına girmesini biliyorsun ama! Kimse yerinden kıpırdamasın, şimdi derhal polis çağırtıp sizleri cürmü meşhut yaptıracağım! Polis! Polis! Bekçi! Bey baba! Polis! Polis! Bekçi, polis! Polis! Yandık! Ne olacak şimdi be? Ben ne bileyim? Şimdi mahvoldum işte, ben seni sevmiyorum, ben Metin'i seviyorum! Gördünüz mü yaptığınızı, oyununuzda başınızda patlasın! Ben şimdi senden nasıl evlenirim, şu suratına bak! Ah, lafa bak, lafa bak! Ne varmış benim suratımda? Ben Erhan'ı istiyorum! Canım, evlenmeyeceğim dersin, olur biter! Nasıl derim, babam ikimizi de vurur! Bey baba! Vurur mu vurur? Çeker tabancayı, çok sinirli, hepimizi birden dağın 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 vurur! Ah yarabbim, kurtar bizi! Ah, hep şu kafamın yüzünden, ah kafam, an kafam! Susun be! Kesin şu ağlamayı da bir çare bulalım! Bana bak, sen Metin'le evlenmek istiyor musun? Tabii istiyorum! Peki sen de istiyor musun? Tabii, tabii istiyorum! Gel ulan, sana sevgiline bak! Ay. Hadi bakalım şimdi, doğru odanıza! Peki! Odan o tarafa değil, bu tarafa, ay, bu tarafa! Peki, bey baba, bey baba! Bey babayı bırak şimdi!
Hadi bakalım, sen de gel şimdi benden. Hadi. Ha, ben gelmem, sana dargınım ben. Nasıl mı şimdi dargınlığın şekerim? Hadi yürü, yürü odaya, hadi. Ha, buyurun efendim. İkisi de yukarıdalar, evlenmek istemiyorlar. Siz zaptı tutun, mecbur ederim onları. İşte efendim, birisi burada. hoş geldin bey babacığım. hoş geldin. Bakın, öteki de burada. Bey baba! Ayıp oluyor bey baba. Rahat bırakın Allah bizi Allah. Biraz ya. Bir şey mi var beyefendi? Yoo, hayır hayır, bir şey yok. Siz cürmü meşrut yapın, zaptı da tespit edin. Selam kayınbaba! İndir ulan elini! Peki kayınbaba! Gemi denize indi! Hadi doğru nikah! Siz de terfi ettiniz artık! Düğün masrafları sizden kayınpeder! Helal olsun! Uzaklara kaçma benden! Çok şey istemem ki senden. Bitsin artık bu hasret, birazcık merhamet et. Gel, 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 gel. Öp beni, öp beni, öp doyasıya. Sev beni, sev beni, sev kıyasıya. Yana yana.